Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve kanalımızın diğer takipçileri. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sponsorlarımızdan da sizlere selamlar var. Onları da sizlere iletiyorum. Önce şunu belirteyim. Ben lafımı esirgemem. Doğru bildiğim şeyi söylemekten çekinmem. Ve doğruyu söylerken de asla ve asla yan çizmem. Bunu bilin. Şimdi Fenerbahçe Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Ben bu müsabakada bakın normalde ben bir sürü haberi konuşurum ederim. Burada sadece Jorge Jesus'un konuşmalarını ve futbola dair küçük birkaç şeyi söyleyeceğim. Öncelikle biz Kayserispor'u 4-1 yendik. Real Madrid'i değil. 2. Gününde olmayan, dandik oynayan, rotasyona gitme mecburiyetinde olan, bütün enerjisini belki de hafta sonu Trabzonspor'u yenmek için harcayan Kayserispor'u yendik. Real Madrid'i, Barcelona'yı değil. 3. Aynı Kayserispor belki Galatasaray maçına, belki Beşiktaş'ta maçı kalmadı da belki Galatasaray maçına hani büyük maçlarından çok daha iyi hazırlanıp çıkacaktır ve belki o maçtan galip gelecektir. Bu maçı kıstas alırsa Galatasaraylılar başlarında belayı bulurlar. Bu maçı kıstas alırsa Fenerbahçeliler başlarında belayı bulurlar. 4. Ligin aslına bakarsanız taktik, teknik açıdan iyi takımlarından birini yendik. Ancak dediğim gibi rotasyon var. Mesela kaleci Bilal Bayazıt'ın olmaması, savunmada Arif'in sol bek oynatılması, oyuna sonradan giren isimlerin farklılığı, Mensah'ın yedek tutulması, Karol'ün oynamaması. Hani 5, 6, 7, 8 belki farklı şey sayabilirim ama dediğim gibi rotasyon mecburiyeti var. Ve şunu da açıkça söyleyeyim. Kayserispor için ana hedef Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmak mı? Ligde kalmak mı? Tabii ki ligde kalmak. Çünkü Avrupa'ya gittiğiniz zaman işiniz daha kötü. Şunu es geçiyorsunuz. Ha ben Kayserispor bilerek yenildi etti demiyorum ama Kayserispor'un hali hazırda bir transfer yasağı var. Belki de Avrupa'ya gittiği için bu yasak gün yüzüne çıktı. Yani kulüplerimiz olabildiğince Avrupa'ya gitmek istemiyorlar. Olabildiğince Avrupa'ya gitmemek peşindeler. Bu da benden size ek bir bilgi olsun. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus. Şöyle bakmayın arkadaşlar. Maçın bitiminde bazı açıklamalarda bulunuyor. Ve Yukata Kayserispor galibiyetinin ardından taraftarımıza çağrıda bulunuyor. Şimdi öncelikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç sisteminde bu maçın akabinde bir açıklama silsilesi var. Bakalım Fenerbahçe Ork hepsini paylaşmış mı? Zannetmiyorum. Kesinlikle zannetmiyorum. Çünkü istifa ile ilgili konuşma var. Ali Koç tartışmasına ilgili konuşma var. Bakalım neyi konuşmuş. Bak. Şimdi ilk sitemin burada. Fenerbahçe resmi hesabının paylaşımına dikkat. Şimdi hepsi var mı? Bakalım. Yarı finale çıktığımız için çok mutluyuz. Fenerbahçe taraftarı için özel bir geceydi. Basketbol ve voleybol takımlarımız da kazandı. Fenerbahçe sadece futbol kulübü değil. Fenerbahçe için zaferlerle dolu bir gece oldu. Basketbol ve voleybolcularımızı da tebrik ediyorum. İyi bir maç çıkardık. İyi bir maç çıkaracağımızı da biliyordum. Son maçta iyi bir performans sergilememiştik. Büyük takımların başına bazen böyle şeyler gelebiliyor. Dün Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'e karşı 4-0 kaybetti. Liverpool Manchester United'ı 7-1 yenmişti. Liverpool'da Beşiktaş'ı 8-0 yenmişti. Futbol bu olmaması iyidir. Hani futbol bu olmaması iyidir ama maalesef oldu. Bizim yapmamız gereken neden olduğunu anlayıp yanlışlarımızı düzeltmek. Son maçtaki aldığımız kötü sonuçtan sonra takımın bugün sahada iyi bir cevap verdi. Maçı izleyenlerin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızın da takımın bugünkü performansından memnun olduğunu düşünüyorum. 4 gol attık ama 5 veya 6 da olabilirdi diyor. Ben bunu maç özetinde de söyledim. Net kaçırdığımız pozisyon sayısı fazla. Hem ilk yarı hem ikinci yarı iyi bir performans sergiledi. Oyuna sonradan girenler iyi performans sergiledi. Emre Mor, Serdar Dursun, Alioski gibi son maçta oynamayan ama bugün ilk 11'de oynayan oyuncular güçlü başlangıç yaptılar. Bir kişi de acaba soramadım şimdiye kadar niye oynadı? Daha taze kan diyebileceğimiz oyuncularda ve takımın performansını yukarıya çektiler. Taraftarlardan da bir ricam var. Bütün camia olarak birlik olalım. Bakın. Şimdi bu sözlere dikkat. Kusura bakmayın öksürük tutuyor ikide birde ama bu sözlere dikkat. Taraftarlardan bir ricam var. Bütün camia olarak birlik olalım. Fenerbahçe herkesin. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bizim birlik olmamız gerekiyor.
Takım içinde bölünmeler yaratmamamız gerekiyor. Yaratmak al. Aşağı. Zaten son mağlubiyet hepimizi çok üzdü. Bak, takım içinde de bölünmeler oluşturmayalım diyor. Bizleri de onları da çok üzdü. Yani hem teknik heyete hem futbolculara. Oyunculara sevgi göstersinler. Özgüven aşılasınlar. Kupada yarı finaldeyiz. Ligde liderin 6 puan gerisindeyiz. Ama hala her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Ligin bitmesine 2 ay var. Birlik olalım, işler daha kolay olsun. Şimdi, ey Jesus Efendi. Ey Jesus Efendi. Sen utanmadan bu cümleleri kuramazsın. Kuramazsın kardeşim. Sen bu cümleleri kuramazsın. Niye kuramazsın biliyor musun? Sen bu cümleleri kurmadan önce Brezilya basınında köpeklerin mi var? Elemanların mı var? Maaş mı veriyorsun? Mama mı veriyorsun? Ne veriyorsan ver. Önce Brezilya basınındaki elemanlarını susturacaktım. İkincisi, sürekli adın şununla anılıyor, bununla anılıyor, şununla anılıyor. Lan bir kere de Fenerbahçe ve şampiyonlukla anılsın adın. Ligde liderken bile adın Fenerbahçe ile şu kadar kupa alırımla hiç anılmadı. Ligde liderken bile ben bu takımda şampiyon olursam seneye devam ederim vesaire demedin. Ligde liderken bizim hakkımız gasp edilirken hakemleri konuşmayalım, hakemleri konuşmayalım. Ne zaman kafana Brezilya şu bu düştü? Başladım buna. Biz derbi kaybetmedik. Senin geri zekalılığın kaybettirdi. Senin geri zekalı, ukala, ahmakça ve inatla çıkarttığın sistem ve kadro kaybettirdi. Senin eşek inadın kaybettirdi. Kimse kusuruma bakmasın. İsteyen bıraksın gitsin. Takip etmeyin. Canınız sağ olsun. Ya Fenerbahçe teknik direktörüne sen böyle şeyler diyemezsin demeyin. Ben Fenerbahçe başkanına da teknik direktörüne de futbolcusuna da derim. Misal veriyorum. X futbolcusu uyuşturucu kullanırken yakalansın. Ana avrat söverim. Senin ne işin var bunda derim. Biz sana milyonlarca euroyu bayılıyoruz. Sen bunu ne yapıyorsun derim. Fenerbahçe futbolcusu yurt dışından kaçak mücevher getirsin. Ağzıma ne gelirse sayarım. Öyle bu vatan hainidir, bu terörizmdir, bu başka bir şeydir. Bu ülkeye ihanettir derim, sayarım. Ama teknik direktöre ben bu lafları kolay kolay demem. Bak, Erol Bulut bence Fenerbahçe tarihindeki en başarısız teknik direktörlerden biridir. Ama ona dahi bu kadar ağır konuşmadım. Arkadaş, sen Galatasaray'a şampiyonluk belki hediye etmeyeceksin. İnşallah hediye etmezsin. İnşallah birlik olalım, şeyler düzelir. Sen Galatasaray'a umut verdin. Kadıköy'deki maçta Galatasaray'la berabere bile kalsan Galatasaray bugün Okan Buruk'la devam etmiyordu. Velev ki yensen kesinlikle devam etmiyordu. Sen Beşiktaş'a umut verdin. Yani şu an senin matematiksel olarak 5 puan gerinde. Niye arkadaşlar biliyor musun? Çünkü hani hükmenleri şunu bunu falan filan ekliyorsun. Bu şekilde hesaba katıyorsun. Sen Beşiktaş'a umut verdin. Sen Kayserispor ya da diğer Anadolu takımlarına umut verdin. Dedin ki lan bu üçlü savunmayla çıktığı her maçta biz bunları delik deşik ederiz. Sen eşek inadın yüzünden 9 puanı altın tepside, 2 puanı gümüş tepside verdin. Yani 11 puanımızı çaldın. Ali Palabıyık senin kadar çalamadı. Ali Şansalan senin kadar çalamadı. Ali Sözkahya senin kadar çalamadı. Sen 11 puanı çalmışsın ve yüzsüz yüzsüz hala konuşma derdindesin. Senin yapman gereken ne biliyor musun? Forma adaleti sağlamak. Arao da Arao. Arao da Arao. Bu ne yaptın? Elinde kaseti mi var? Neyin var? Her maç oynatılmaz. Rotasyon yapıyorsun. Kabul. Okey. Onu kesiyorsun, bunu oynatıyorsun. Onu kesiyorsun, bunu oynatıyorsun. Niye Arao efendi her maç oynuyor? Ne özelliği var? Bugün gördük İsmail'i. Daha doğrusu dün gördük. İsmail Araujo'yu top diye oynar. Hiç kusura bakma. Crespo. Geçen sene 20 milyon eurolara kadar bizim beklentimiz olan futbolcu. Araujo'yu top diye oynar. Brezilya menşeli diye aldın, getirdin, koydun. Ne top çalma becerisi var, ne ikili mücadele kazanma becerisi var. Saklı gizli futbol oynuyor oyunda. Saklı gizli sahanın içinde dolanıyor. Arada sırada dağıtmış olduğu paslar var. Ya pozisyon kademe bilgisiyle hani nasıl anlatayım size kaçak güreşip böyle şahane top oynamış diyor. Belki şu ana kadar Fenerbahçe'de 30-35 maça çıkmıştır. 10 üzerinden 8-9-10 oynadığı maç sayısı 5'i geçmez. Ondan sonra çık bana adaletten bahset. Adalet mi adalet değil. Gustavo Henrique, Bruno, şey Bruma,
Bu Luan Perez, João Pedro, bu transferlerin hepsini başımıza bela eden sensin. Anlatabiliyor muyum? Bu taraftar buraya kadar, bu raddeye kadar geldiyse bunun sebebi sensin. Ya şu saatten sonra, dur şu cümleleri okuyayım ondan sonra söyleyeceğim. Ligin bitimine 9 maç kaldı. Arkadaşlar ben 9 maç olarak hesaplamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin 12 maçı kaldı olarak hesaplıyorum. 2 Sivas maçı kesin 11 maç. Sivas'ı elersek inşallah bir de finale çıkacağız. 12 maç. Fenerbahçe'nin 12 maçı kaldı. Alınacak 27 puan var diyor. Liderin 6 puan gerisindeyiz ama hala şansımızın olduğuna inanıyoruz. Bu ülkenin en önemli ikinci kupasında yarı finaldeyiz. Taraftarımızdan rica ediyorum oyuncu seçmesinler. Bazılarına sevgi gösterip bazılarına eleştirmesinler. Yani ne yapalım mesela? Mesela İrfan Can Kahveci ağzını ayırıp gevşek gevşek hareketlerde bulunuyor. Alkışlayalım mı? Varsa omurgasız, aranızda omurgasız varsa alkışlasın hepsini. Aranızda omurgasız varsa hepsini alkışlasın. Vallahi kusura bakmayın. Özür diliyorum bu cümleleri kurduğum için ama aranızda omurgasız varsa bütün futbolcularımızı alkışlasın. Hepsini alkışlasın. Gustavo'yu da alkışlasın. Luan Perez'i de alkışlasın. Anlatabiliyor muyum? João Pedro'yu da alkışlasın. Sahada iyi gezindin diye. Valencia'yı da alkışlasın. Penaltı. Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltıdaki yüz ifadesine, gevşekliğine, cıvıklığına bir bakın. Penaltı kaçar, kaçmaz değil. Baroni de kaçırdı. Ben hiçbir tepki göstermedim. Futbolda olur böyle şeyler. Baroni'deki hırsın çeyreği Valencia'da olsaydı 60 gol attıydı. Lakayt lakayt, laçka laçka hareketler. Serdar Dursun. Bir gol iki asist. İki tane yüzde bir milyonluk gol kaçırdı. İki tane. İki tane yüzde bir milyonluk gol kaçırdı. Ağzımı açar mıyım? Açmam. Çünkü Serdar'ın karakterini, yapısını, durumunu biz biliyoruz. Serdar'ın Fenerbahçe'ni biliyoruz. Ama Jesus Efendi hiç kusura bakma oyuncu tabii ki ayırt edecek taraftar. Ben yetenekli ve genç futbolcu taraftarıyım. Bak, ben yetenekli genç futbolcu. Rossi'yi savunurum. Lincoln'u savunurum. Ferdi'yi savunurum. Salah'yı savunurum. İsmail'i savunurum. Emre Mor'u savunurum. 28 ve üstü futbolculara FETÖ'cü gibi bakarım ben. Yani o yaşı geçtikten sonra benim için bitmiştir. O yaşı geçtikten sonra ne kazandın o kar. Anlatabiliyor muyum? İrfan Can'ı savunmam. Mert Hakan'ı savunmam. Yaşlarına bakın. Zayt'sı savunmam. Batshuayi, Valencia'yı savunmam. Ha, yetenekli derim, şu derim, bu derim. Bitiririm. Çok uzun şey yapmam. Üstüne düşmem. Anladınız mı beni? Ben 27 yaş altında hatta daha çok 25, 26 ve daha alt yaştaki futbolcu aşığım. Ben de böyle bir karakter var. Ben bunların üstüne düşerim. Ben sahada yüreğini ortaya koyanın üstüne düşerim. Ben Tuncay Şanlı'yı izlemiş adamımla. İrfan Can Kahveci Tuncay'ın tırnağının tırnağı etmez. Tuncay Şanlı'nın tırnağı etmez. Başka bir yere etmez diyeceğim de varmıyor dilim. Çıkmış tripler mripler soyunma odasına gidiyorum. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Kaç kuruşluk adamsınız siz ya? Siz kaç kuruşluk adamsınız? Ya sizin ekmeğinizi biz veriyoruz. Ekmeğinizi bizden alıyorsunuz. Bu lafı söylediğim için pişman oluyorum, utanıyorum ama ekmeğinizi biz veriyoruz. Biz olmasak hiçsiniz. Çık. Tamam İrfan Efendi. Git Zenit kulübüne transfer ol. Bak dostluk mostluk pekiştirdik. 15 milyon euroya transfer ol. En büyük Fenerbahçeli sensin. Kabul. Şu saatten sonra çatır çatır oyna da git. Neyse bitireyim. Taraftarımızdan rica ediyorum oyuncu seçmesinler. Bazılarına sevgi gösterip bazısını eleştirmesinler. Biz Portekiz'de şöyle deriz. Çirkin ördek yavrusu yapmasınlar hiçbir oyuncuyu demiş. Birlik olalım harika bir takımımız var. Kaliteli oyuncu grubumuz var. Başkanımız bu takım için her şeyi veriyor. Birlik olalım hedeflerimize ulaşmak daha kolay olsun. Fenerbahçe Ork yöneticisi. Merak ediyorum. Sen Jorge Jesus'un yani nesisin tam olarak? Yani nesisin? Birçok konuşmayı kırpmışsın. Böyle habercilik mi olur? Böyle habercilik mi olur? Ya beni konuşturmayın. Mesela Galatasaray'a geçebiliriz diyor. Kabul. Yani şu 7-0 bu 7-0 falan filan. Beşiktaş maçına iyi bir cevap verdi. Taraftarında memnun olduğunu düşünüyorum diye bir cümlesi var. Bunu kullansana. Beşiktaş maçına cevap mı oldu bu? Kupayı almadığı müddetçe hiçbir şekilde cevap yok. Kupayı almadığı müddetçe ne Beşiktaş maçına cevabım var ne başka bir şeye cevabım var. İstifa sözleri, Ali Koç sözleri. Konuşsanıza bunları. Gerginliği sormuşlar. Yazsanıza bunları. Bu kadar milletten gizlediniz yetmiyor mu ya bu kadar?
Her şeyi gizliyorsunuz. Şeffaflık yok. Merak ediyorum. Batshuayi ve Osterwolde'nin 15 Nisan'a kadar iyileşme durumları var. Takıma katılma durumları var. Niye paylaşmıyorsunuz? Sağlık ekibi ne yapıyor? Şeffaflık sıfır. Ondan sonra Fenerbahçe taraftarı sakin olsun. Destek versin. Olur. Bir de M desin. Sürü halinde geçsin. Hiç kusura bakmayın. Hiç ama hiç kusura bakmayın. Bu takımı bu hale getiren sizsiniz. Eşek gibi bu takımı bu halden kurtaracaksınız. Hiç kusura bakmayın Jesus Efendi. Futbolcular. Ben Ferdi Kadıoğlu'na tek laf etmem. Eden'e de affetmem. Geçen birisi yazmış. Ya Ferdi'yi de çok övüyorsunuz. Golü yok, asisti yok, bilmem bir şey yok. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin, golü yok, asisti yok? Bu nasıl cümleler ya? Sen futbol sadece gol asistten ibaret biliyorsan git başka bir şey izle. Hayret bir şey ya. Neyse. Jesus'a soruyorlar hani Ali Koç'la tartıştınız mı diye. Beşiktaş derbisinden Ali Koç'la tartıştınız doğru mu diye cevap geliyor. Başkanımızla çok iyi bir arkadaşlığımız var. Böyle üzücü maçlardan sonra böyle şeyler yaşanabilir. Demek ki yaşamışlar. Maç sonunda soyunma odasına gitmem için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Ben başkanımızı çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini düşünüyorum. İstifa etmeyi düşündü mü? Bak. Ben bu soruları soranlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe'ye belli hedeflerimi gerçekleştirmek için geldim. Başkanımız bana Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip olduğumuzu söyledi. Ben de buraya hem başkanımızı hem de taraftarımız için geldim. Hedeflerimiz bitmiş değil. Hedeflerimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde çok fazla maç var. İstifayı düşünmek için bir sebebim yok. Önemli olan Fenerbahçe. Ben bunun için buraya geldim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hocam Jesus buradan döndü. Şampiyon yaptı diyelim. Diyelim şampiyon yaptı. Fenerbahçe buradan döndü, şampiyon oldu. O zaman ne diyeceksin? O zaman mesela Jesus'la sözleşme uzatsak mutlu olacak mısın? Mutlu olacağım o zaman. Jesus üçlü bir daha oynatmayacağım. Ben Fenerbahçe'yim. Rakip bana tedbir alsın derse daha mutlu olacağım. Ersun Yanal'ın bir lafı var, hatırladınız mı? Ersun Yanal'ın. Ne diyordu? Biz şampiyon olacağız. Diğerleri sıralamayı belirlesin. Sonra Ersun Yanal o şeyi kaybetti biliyor musunuz? O inancı kaybetti. O inancı kaybettiğinde de maalesef birçok şey yaşadı. Ben teknik direktörün Fenerbahçe'ye zarar vermeyeni severim. Fenerbahçe'ye bir şeyler katanını severim. Bir sürü futbolcu alındı. Bir sürü futbolcu transfer edildi. Kulüp bu dar boğazdayken bile birçok para harcadı. Jesus Efendi'ye ve yönetime şunu söylüyorum. Hakkını verin. Taraftarın hakkını verin. Böyle şunu konuşmakla bunu konuşmakla olmaz. Sansasyonel açıklamalar yapmakla olmaz. İstifa. Desene istifa etmeyi düşündüm ama sonra tazminat istedim diye. Desene Ali Koç bana dedi ki işte eğer dörtte oynatacaksan ömür boyu takımda kalabilirsin dedi desene. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı artık 8 senenin 9 senenin şunun bunun getirdiği o bu şu falan filan yok. Fenerbahçe taraftarı artık acımasız. Haklı mı? Bence haklı. Bence haklı. Bence sonuna kadar haklı Fenerbahçe taraftarı. Yeter ya. Yeter, buramıza kadar geldi diyor ya bir tanesi. Buramıza kadar geldi yani. Ondan sonra İrfan'a bir şey deme, öbürüne bir şey deme. Oldu canım. Oldu. Millet asgari ücretle canını dişine taksın. Bu beyefendiler gece hayatından gece hayatına gitsin. Taraftar da bir şey demesin. Oldu. Vallahi Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Dilediğiniz gibi hareket edin. Ben bugüne kadar hepimizi bir çatı altında topladım. Yine bir çatı altındayız. Hepimiz Fenerbahçe çatısı altındayız. Şampiyon mu yaptılar? En büyük başkan Ali Koç. Şampiyon mu yaptılar? En büyük teknik direktör Jorge Jesus. Şampiyon mu yaptılar? Hepsini ayakta alkışlarım. Ama yapamadılar mı? Bu kadro. Hocam Galatasaray'ın kadrosu bizden iyi. Hadi lan oradan. Yalancı herif seni. Galatasaray'ın kadrosu madrosu senden iyi değil. Senin kadronda Galatasaray kadar iyi bir kadroya sahip. Senin kadronda çok ciddi jiks yetenekler var. Sen kullanamayacak kadar eşeksen bu senin eşekliğindir. Hadi bugün satışa koyalım. Bugün bütün futbolcular sattık diyelim. Galatasaray mı daha çok bonservis elde eder, Fenerbahçe mi? İyi hocam ama yok. Bugün şunu söyleyelim.
Altın karma kuralım. En çok hangi takımdan futbolcu seçilir? Fenerbahçe'den Galatasaray'dan seçilir. Sizin o Mertens'inizi falan filan kimse kadroya almaz ha, ben size söyleyeyim. Kimse almaz. Hiç kimse almaz. Hiç kimse almaz. Yani öve öve bitiremediğiniz birkaç futbolcuları var. Ya senin, bak senin Emre Mor'un bu kadar az süreyle bile neler yapıyor? Senin Ferdi Kadıoğlu'nun neler yapıyor? Sen ya onun bunun şunun, sen kendi kadronu küçümseme. Neyse, uzun lafın kısası ben şunu söyleyeyim. Sahada iyi bir Fenerbahçe izledik. Farkı, daha da ağır farkı kaçıran bir Fenerbahçe izledik. Hatta istatistiklerde sadece bir şeye bakacağım arkadaşlar. Gol şansı. Hani gol beklentisi diyeyim. XG var ya. Ben gol beklentisini çok merak ettim Fenerbahçe'nin. Çünkü benim tahminlerime, benim hesaplamalarıma göre Fenerbahçe 8 gol atabilirdi bu maçta. 8 gol atabilirdi. Ancak üstüne basa basa söylüyorum. Rotasyonlu bir Kayserispor. Erken gelen sakatlık. Taktiğin, sistemin tutmaması. Bir istatistiklere bakayım arkadaşlar. Yani ona göre bir yorum yapacağım. Ya da istatistiklere bakmaya gerek yok ya. Gerçekten gerek yok. Yani o şu bu falan filan çok fazla gerek yok istatistiklere. Ben sadece şunu söyleyeyim. Fenerbahçe kötü bir Kayseri'yi yakaladı. Kötü bir Kayseri'yi yendi. Sakın ha sakın bu kriter olmasın. Başımız ileride çok ağrır. İyi tarafından bakacak olursak Fenerbahçe yarı finale yükseldi. En azından bir moral buldu. Pazartesi günü Karagümrük'ü yenip başka çaresi yok. Sonraki maçlarda yenip rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Siz mi ne yapacaksınız? Dilediğiniz gibi hareket edin. Dilediğiniz gibi. Yorum yazıyor. Hocam kusura bakma da bunu yazmak zorundayım. Hocam engelleme ama yönetime kızıyorum. Biz kimi engellemişiz? Küfür yoksa, iftira yoksa, link yoksa istediğinizi yazın ya. Yazın, yazın. Buraya yazmayacaksınız. Nereye yazacaksınız? Duvarlara mı yazacaksınız? Yazın. Hocam ama sen işte sen Ali Koççusun. Ben ne Ali Koççuyum ne Aziz Yıldırımcıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de Fenerbahçeli olun. Fenerbahçe menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Daha ben dün 4.100 liralık Feneryum'dan alışveriş yapmış adamım. Bu kadar kızmama rağmen Feneryum'a bu kadar para kazandıran adam. Kimse benim Fenerbahçeliğimi sorgulamaz. Ben Fenerbahçeliyim abi. Siz de Fenerbahçeli olun. İstediğiniz gibi yorumunuzu yapın. Allah'a emanet olun. Çağrıma kulak asıp da kanala abone olan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere inşallah.